Bu cihaz TP-Link'in Deco X73 DSL modeli. Wi-Fi 6 ile 5.4 GB'e kadar ulaşabilen muazzam bir hız sunuyor ve 270 metrekareye kadar ulaşabilen kapsama alanıyla sahip olabileceğiniz en hızlı VDSL2 destekli modellerden biri haline geliyor. TP-Link'in Deco serisi ürünlerine baktığımızda genelde mesh sistemlerine ayrılmış bir seri olduğunu görüyoruz ki bunların hemen hemen hepsini de birlikte inceledik. Fakat bu model hem VDSL destekleyici modem hem de yönlendirici olarak kullanılabiliyor ve evet bir Deco klasiği olarak mesh sistemde kurabiliyorsunuz. İster tek başına ister diğer Deco yönlendiricilerle kullanabiliyorsunuz. Cihaz, cihaz Deco ürünlerinin hepsiyle uyumlu bu seviyeden bir mesh sistem kullanırsanız hem modemi hem de sistemi rahatça ve tek bir uygulamadan kullanabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda bu evde hala hazırda TP-Link'in Archer VR2100 modemini kullanıyorum. Ona bağlı olarak da üçlü TP-Link Deco P9 üzerinden mesh sistem kurmuş durumdayım. Deco X73 DSL deneyimlemek için bu cihazı Archer VR2100'ün yerine modem olarak tanımladım. Archer VR2100'ü Deco X73 DSL ile değiştirdiğimde Deco P9'a kablo bağlantısı zorunluluk otomatikman kalkmış oldu ve böylece 3 Deco P9 cihazını da kablosuz olarak mesh sistemine dahil edebildim. Dediğim gibi elinizde diğer Deco ürünleri varsa onları da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ha yoksa da zaten DSL, Deco X73 DSL ile tek başına bir evin ihtiyacını karşılıyor. Eğer eviniz geniş ya da çok katlıysa ikili ve üçlü paket seçenekleri de var. Onları da tercih edebilirsiniz bu cihazın. Detaylara girmeden önce tasarım tarafına değinmek istiyorum. Çünkü Deco X73 DSL geleneksel modemlerden farklı bir görünüme sahip. Malum normalde modemleri evimizde görünmeyecek köşelere koymaya alışkınız. Fakat TP-Link burada estetik bir tasarım anlayışıyla ortaya hoş bir görüntü çıkarmış ki zaten deko ürünleri performansların yanı sıra estetik tasarımlarıyla da ön plana çıktılar, çıkıyorlar. Kaldı ki e, benim evimde de bu şekilde konsol ve rafta duruyorlar. Bence silindir şekliyle gayet dekoratif görünüyor. Beyaz gövde yapısıyla beraber özellikle. Ancak tabii ki tasarım konusu tamamen özler. Fakat bu arada e, cihazı fişe taktığınızda kenarındaki yeşil led ışığın e, deco logosu üzerine vurmasını beğenmeyecek e, kimse de tanımıyorum doğrusu çok hoş görünüyor. Şimdi deco X700 DSL ne iş yapıyor? Evinizde VDSL veya ADSL kullanıyorsanız ve modemden kaynaklı internet problemi yaşıyorum diyorsanız bu cihaz tam sizin aradığınız şey olacak. İyi de VDSL en fazla 350 megabit'e kadar e, indirme hızı destekleyen bir teknoloji. O zaman bizim neden Wi-Fi 6 destekli ve 5.5 gigabit gibi yüksek hızlara çıkabilen bir cihaza ihtiyacımız var diyebilirsiniz. Ancak yerel ağınızdaki cihazlar arasındaki iletişim için bu hız size oldukça fayda sağlıyor. Yönlendirici olarak kullanırsanız da fiber bağlantılarıyla da çok iyi bir performans sergiliyor ki zaten şu saatten sonra artık bir modem veya router alacaksanız da Wi-Fi 6 destekli olmasını tercih etmeniz yararınız olacaktır Çünkü hem daha fazla bant genişliği sağlıyor hem daha fazla cihaza bağlantı desteği sunuyor Wi-Fi altı. Deco X73 DSL, DSL teknolojisinin en yeni üyesi Super VDSL'e e, sahip. Bu Super VDSL bir önceki VDSL 2 neslinden tam üç buçuk kat daha hızlı. Standart VDSL 100 megabit'e kadar hız sağlarken Super VDSL ile 350 megabit'e kadar ulaşılabiliyor. E, tabii Tabi bunun için servis sağlayıcınızdan aldığınız hızın da önemi bir hayli büyük. Eğer internet altyapım iyi ve elimde de e, internete bağlanması gereken çok sayıda cihaz var de, ve bağlı e, olan herkesin internet hızı yüksek olsun istiyorsanız Deco X73 DSL Mesh Wi-Fi ile donatılmış durumda ve 200'e kadar cihaza bağlantı sağlayabiliyor. Ayrıca çift bantlı bir yönlendirici olduğu için 2.4 GHz ile e, 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 haberleşen aygıtlara 574 Mbit'e 5 GHz frekans kullananlar için ise 4804 Mbit'e kadar hız desteği sunuyor. Önemli ağ bağlantıları e, teknolojilerine de sahip bu arada. BSS renklendirme ve Beamformic bunlardan bazıları BSS renklendirme ile kanal çekişme sorununu potansiyel olarak azaltan cihaz beamforming yani huzmeleme teknolojisi ile de e, Wi-Fi kapsama alanını ağa bağlanan cihazlara göre şekillendiriyor. E, bu sayede daha yüksek ve kaliteli ağ bağlantısı sağlanmış oluyor. Güçlendirilmiş sinyaller sayesinde Wi-Fi kapsama alanını 270 metrekareye kadar genişletebiliyor. Benim kullandığım e, ev 100 metrekare olunca evin tam ortasını yerleştirdiğimizde e, her iki taraftan da maksimum verim alabildiğimi söyleyeyim. Bu cihazda artık modern ve urturlarda pek görmediğimiz güzel bir özellik de var ve böylece iş amaçlı kullanıma da hitap ediyor. Bağlantılar arasına baktığımızda arkada burada iki tane e, telefon yuvası olduğunu görüyoruz. Bu sayede telefon bağlayabiliyor ve VoIP yani Voice Over e, internet protokol yoluyla internet üzerinden IP tabanlı e, tabanını kullanarak sesli görüşme sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca 250 dakika sesli posta depolama hizmeti de bu cihazla beraber sunuluyor. Bağlantı noktaları arasında daha pek çok seçenek var. 4 adet gigabit ethernet yuvası ve USB 3.0 portunu da burada görüyoruz. Ethernet yuvaları normal kablosu router gibi yedek geniş bant erişim noktası olarak kullanılabiliyor. Ağı genişletebilir. Cihazlarınızı kablo olarak direkt gigabit hızında internete bağlayabilirsiniz. USB 3.0 yuvası da yerel bir medya sunucusu veya FTP veya FTP sunucusu kurmak isteyenlerin işine yarayacaktır. Ya da elbette yazıcınızı da yine ağınıza bu yolla bağlayabilirsiniz. Cihazda gerçekten yeni seçenekler var ve Home Shield de bunlardan biri. Home Shield güvenliğinizi sağlamak üzere geliştirilen bir dizi güvenlik önlemi. Home Shield ağ koruması, güçlü ebeveyn denetimleri, servis kalitesi ve kapsamlı raporlar gibi yerleşik özellikler e, kiteni kullanarak gelişmiş, özel, e, gelişmiş güvenlik ile ev ağınızı özelleştirmenizi sağlıyor. A güvenlik açıklarını tespit edebilirsiniz. Çocuklarınızın online süresini, e, internet geçirdikleri süreyi e, sınırlandırabilirsiniz. Daha hızlı A deneyim için band genişliğini ihtiyaçlarınıza göre önceliklendirebilirsiniz. Tüm band, e, bunları e, cihazın tüm bunları cihazın kurulumunu da yapacağınız deko mobil uygulaması üzerinden yönetebiliyorsunuz. Bu arada kurulum işi gerçekten çok basit. Telefonunuza indireceğiniz Dekomobil uygulaması üzerinden kısa bir sürede yöner gelir. izleyerek kurulumu tamamlayabiliyorsunuz. Cihazın fiziksel bağlantılarını gerçekleştirdikten sonra uygulama girip bir TP-Link hesabı oluşturuyoruz. Sonrasında modeli seçtiğinizde uygulama zaten size yönlendiriyor. Sonuç olarak TP-Link Deco x 70 DSL Wi-Fi 6 teknolojisiyle en hızlı VDSL 2 destekli modemlerden biri oluyor ve geniş kapsam alanı, yüksek hızlar ve çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor. Hem modem hem yönlendirici olarak kullanılabiliyor ve dilerseniz mesh sistemlerine kolayca entegre edebiliyorsunuz. Tasarım olarak da estetik bir görünüşe sahip. Ayrıca güvenlik özellikleri ve basit kurulumuyla da işinizi bir aile kolaylaştıracaktır kanaatindeyim. Tek başına bir modem veya yönlendirici olarak kullanmak dışında dediğim gibi ikili veya üçlü set olarak yine paketler halini alarak kendi mesh sisteminizi de kurabilirsiniz evinizde, ofisinizde. Ayrıca sadece yanına bir deko daha ekleyerek e, mesh Wi-Fi kapsam alanını istediğiniz kadar, istediğiniz zaman genişletebilirsiniz. Tercihler muhtelif. E, karar ise her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. Cihazla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz diye Deko X73 DSL, e, DSL linkini de hemen aşağıya bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Benim sözcüklerim bu kadar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı, yorumlarınızı her zaman olduğu gibi yine aşağıda bekliyorum. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olursanız da e, şahane olur. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.